Susam yağı. Afganistan'da yağların kraliçesini bekliyorlar. Kuzey Afganistan'da Türkmen halkları yüzlerce yıldır atölyelerinde susam ve keten tohumu ürünleri işlemek için geleneksel yöntemler kullanıyorlar. Cıvaz geçmişten günümüze çelik tebeği yağları öndüren Afganistan'ın demir kazık halkının ölmez yetmez bir dağ desturudur. Kıynansak da bu destur son günlerde yitme korkusu bilen yüz yüze gelmekte. Afganistan'da hem yemeklik hem de tıbbi amaçlarla kullanılan susam yağı oldukça değerlidir. Metallerle temas etmeden yağ üretiyoruz. Eğer yağ demir ya da metalle temas ederse o zaman organikliğini kaybeder. Belk eyaletinde bir zamanlar en az 80 susam yağı fabrikası varken yerel halk şu anda 20'den fazla susam yağı fabrikasının çalışmadığını söylüyor. Ayrıca bu geleneksel olarak üretilen ürünün ve sayısız kullanımının Afgan Türkmen mirasının kaybolmaması gereken bir bölümünü temsil ettiği konusunda uyarıda bulunuyorlar. Develerin döndürdüğü değirmen taşlarıyla eski usulle işlenmeye devam ediyor. Çünkü bu set fiset ürü halis olmalı. Ürünün hiçbir koşulunda bulmuyor. Başka ki maşinde çıkıyor, o maşindekiler ki var, onu bilara taşlayıp kastik ile tizap ile saflıyorlar. Bunun özü o safayla gözünle görüp atıyorsanız cuvarın özü saplıyor. Bunun hiçbir kayıtı bir zararı yok. Gece gündüz çalışıldığında yani 24 saatte 60 kilo susam yağı üretebiliriz. 1 kilo yağın fiyatı yaklaşık 5-6 dolar. Müşteriler çoğunlukla şeker hastalığı, yüksek kan kolesterolü ve tansiyon gibi rahatsızlıkların tedavisi için susam yağı ile ilgileniyor. Yağların sağlık açısından faydaları tıp uzmanları tarafından desteklenmektedir. Susam yağının benzersiz nitelikleri arasında LDL'yi düşürmek ve HDL kolesterolünü arttırmak, ayrıca yüksek tansiyon ve kalp hastalığı ile mücadele yer alıyor. İçerdiği E vitamini Alzheimer hastalığını önlemeye bile yardımcı olabilir. Bazı insanlar güzel ve temiz bir cilt elde etmenin çok etkileyici bir yolu olarak susam yağını kullanıyor. Bu kültür susam yağı fabrikaları nesilden nesile aktarılmasına vesile oldu ve olmaya devam edecektir. Durum böyle olsa da bu dağda yaşadıp gelenler hala hem tapılıyor. Onlardan birisi hem Mazar-ı Şerif şehrindeki Çuğdak bölgesinde tebii bitkilerden yağ öndürüyor Rahmetullah Cevaz Üyü'dür.
بله آن یک کاست کنجر کنجرس هست. ای برای گاو شیری میدن، برای گوسفند میدن، برای مرغ میدن. ای برای حیوانات خیلی هم غذای خوبه، مفیده. اول چهار به دیومی یخه، پوست کنجرس هست. Türden Kültür adlı YouTube kanalımızı ziyaret edin, abone olun ve bizimle kendi fikirlerinizi paylaşın.